Hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım. Büyük Atatürk'ün vefatının 83. ölüm yıl dönümü. Bu vesileyle bu büyük kahramanı rahmet ve minnetle anıyorum. Kahredici haber ise devletin kurucusu için Ayasofya'da mevlit okutulmasına AKP devleti tarafından izin verilmemesidir. Evet, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın mevlit okutma talebine İstanbul Valisi izin vermedi ki elbette kararı o değil, yukarıdakiler vermiştir. Hüseyin Baş'ın dediği gibi demek ki Ayasofya ibadet için değil, siyaset yapmak için camiye çevrilmiştir. Bu rezaleti güya Türk milliyetçisiyim diyen Devlet Bahçeli'nin dikkatlerine sunmak istiyorum. Ancak faydası olmayacak, zira dün de gördük. Batman, Kürdistan'ın gülü şarkısına eşlik eden Tayyip Erdoğan'a tek bir söz bile edememiştir. Değerli dostlar, artık bir şey kesinleşmiştir. İktidar zemin bulduğu dakika baskın seçim diyecek. Çünkü ekonomide çöküş devam ediyor ve düzelmesi mümkün değil. Kurdaki artışların fiyatlara yansımasıyla enflasyon çok daha yükselecek. Dolayısıyla daha kötü olmadan çıkış yolu aranmaktadır. Seçimdeki stratejileri ise bellidir. Önce karşılıksız para basıp asgari ücretten her yere para saçacaklar ki bunun manası seçim sonrası enflasyonun tıpkı 1990'larda olduğu gibi %100 olması anlamındadır. Ama ondan önemlisi toplumu politize edip kimlik çatışmaları çıkaracaklar. Kumarhaneci Suudi Özkan'a korumalık yapan eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün aniden sahne almasını bile bu eksende yorumlamak gerekiyor. Hedefi kafaları karıştırıp kaos ortamı yaratmaktır. Göreceksiniz, peşi sıra başka başka şeyler de olacak. Zira proje ekonomi ve dış politikadaki yıkımları örtecek, sanal gündemlerle seçmeni konsolide etmektir. Sürekli olarak Lütfü Türkkan olayı misali naylon konularla ahaliyi uyutmaya çalışacaklar. Tekraren söyleyeyim, kimse bana Türkkan olayına gösterilen tepkiyi şehide saygı diye yutturmasın, satmasın, zira 35 erimizin şehadetine sebep olan kanlı katil Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaranlar bunlar değil midir? Milletin nokta noktasına koyacağım diyen, affedersiniz, müteahhide yüzlerce milyonluk vergi affını çıkaran ve de milyarlarca dolarlık ihaleler işler veren yine bunlar değil midir? Hayrettin Karaman'ın Alevilere kız verilmez açıklamasından Erdoğan'a oy vermek sevaptır'a kadar çıkarılan bütün tartışmalar gerçek gündemi örtmek içindir. Bir süredir sürekli olarak altını çiziyorum, dillendiriyorum. Seçim sürecinde sadece Tayyip Erdoğan ve AKP ile değil, aynı zamanda devletle yarışılacak ki Sedat Peker'in son mesajları bunun teyididir. Peker, silahlanın çağrısını yaptığı süreçte olanları dün aktardı ki bunun tanığı ünlü avukat Ersan Barkın'dır. Peker, kendisinden ifade alan savcının Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerinden rahatsız olmadıklarını ve bunu başsavcının emriyle kendine ilettiğini açıklamıştır. Dahası var, silahlanın çağrısının yapıldığı toplantının izinsiz olduğunu, lakin savcılığın bunu bile önemsemediğini, araştırmadığını ve de takipsizlik verdiğini ifade etti. Sedat Peker, bütün bunları yapan savcının şimdi zerre delil ve dayanak olmaksızın kendine
emirle dava açtığını ve de müebbet istediğini söyledi ki bunun yorumu yargımızın ne hale getirildiğinin resmi değil midir? Sadece yargı değil, valilerin durumu da ayan beyan ortadadır. Pek çoğu saray ve AKP elemanı gibi davranıp AKP mitingine adam toplamaktadır. Keza polis ve diğer bürokrasinin tamamı da emin olun bu şekildedir. Parti devleti olmanın bile ötelerinde şahıs devleti tablosu var. Peki bu hale getirilen Türkiye'de değil özgür seçim ortamının sağlanması güvenilir bir seçim bile yapılabilir mi? Bakın eğer açık bir fark atılamazsa iktidar devir teslimi olmayacak. Yani mutlaka bir şey uyduracaklar ki İstanbul seçimlerinin iptali ortadadır. İktidar bloku an itibarıyla o kadar aciz ve çaresizdir ki Mehmet Barlas gibi lejyoner kalemler aracılığıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılabileceği zırvalarıyla yapay gündemler peşindedir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, aç insan inançlarını bile yer olgusundan hareketle muhalefet çok büyük bir hata yapmazsa kesin olarak gideceklerdir. Mehmet Barlas'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatma gerekçesi ise ilerleyen yaşının sağlığına etkisi olsa gerek. Zira başka türlü izah etmek mümkün değil. Barlas diyor ki Kılıçdaroğlu'nun söylediği büyük yalanlar CHP'yi kapatma nedenidir. Vallahi ben Kılıçdaroğlu'nun avukatı filan değilim. Hatta beni takip edenler bilir onu sık sık eleştiririm. Ancak büyük yalanlarına emin olun hiç tanık olmadım. Hiç böyle bir şeyi işitmedim. Mesela İngiltere'de aşı parayla sözü ona ait değildir. Mesela S-400 2020 Nisan'ında kesin faaliyette olacak açıklamasını o yapmamıştır. Mesela Ayasofya'yı ibadete açıp dünyadaki camilerle Müslümanları hedef yapacak kadar kendini kaybeden devlet adamlarından değilim ifadesini o kullanmadı. Mesela F-16'ları F-35'teki alacaklarımızla alacağız. ABD ile bunun için anlaştık ifadesi de ona ait değildir. Mesela yap işlet devret modeliyle yapılan otoyol ve köprüler için devletten ve milletten bir kuruş bile çıkmayacak taahhüdünde o bulunmamıştır. Oysa 2022'de o projelere ödeme için bütçeye 42 milyar lira ödenek kondu. Yine mesela İskandinav ülkeleri battı açıklaması da ona ait değildir. Söyledik ya çok çaresizler ve aslında yaptıkları ile çaresizliklerini haykırıyorlar. Onu resmediyorlar. Bu arada Devlet Bahçeli de Mehmet Barlas'ın başka bir versiyonudur. Kanal İstanbul konusunda haklı uyarılar yapan CHP liderini neredeyse vatan haini ilan edecek. İyi de Devlet Bey, İstanbul büyük depreme gün sayarken ve o konuda zerre bir şey yapılmazken tamamen şov projesi olan Kanal İstanbul'u savunmak senin işin midir? Ah Devlet Bey, bir kere olsun milletin derdiyle dertlensen, onunla ilgilensen. İşsizlik, açlık, pahalılık, mavi vatan, Suriye'deki PKK-Kistan, Yunan tarafından işgal edilen 18 ada desen ne olurdu? Söyle Bahçeli, sen siyaset adamı mısın, başka bir şey mi? Bak bu ülkede tek bir yangın söndürme uçağı bile yokken Tayyip Erdoğan'ın sarayında, hangarında 10 küsür uçak var. Bunu nasıl görmez, buna nasıl itiraz etmezsin?
şöyle Türk askerine çuval geçirildiğinde nota verilmezken Reza Zarraf için iki devlet notası verilmesi seni nasıl rahatsız etmez? Egemen Bağış ile Merve Kavakçı gibilerin büyük elçi olarak atanmasından nasıl ve niçin hicap duymazsın? İdlib'de katledilen 35 kahraman erimizin intikamını almak bir yana, Türk Cumhurbaşkanı'nın yani Tayyip Erdoğan'ın Kremlin saray kapısında bekletilmesi nasıl içine siniyor? Keza 10 elçinin yaptığımız Osman Kavala açıklaması Viyana Sözleşmesi'ne uygundur demesinin özür dilediler diye saptırılması utanılacak, arlanılacak bir şey değil midir? Yine asgari ücretin 3 bin lira olduğu Türkiye'de zaten ayda 20 bin liraya yakın emekli maaşı alan ve bütün masrafları devlet tarafından karşılanan Tayyip Erdoğan'ın maaşını ayda 100 bin liraya çıkarması söyle doğru mu Bahçeli? İnsanların çöplükten beslendiği ülkemizde sarayın her gün ama her gün 10 milyon lira harcaması normal mi? Yine soğan ve patates üreticilerine terörist denilmesi nasıl içine siniyor? Aynı şekilde Türk ordusunun genelkurmay başkanına, benim genelkurmay başkanım, Türk devletinin valisine, benim valim ifadelerini nasıl onaylıyorsun? Bitmedi. Türk ordusuna ait silah fabrikasını Katar'a bedava peşkeşi nasıl içine sindiriyorsun? Keza Türkçülük, bölücülük, Türk milliyetçiliği ayaklarımın altındadır diyen biri ile yoldaşlığının nedir perde arkası? Söyle Bahçeli. Değerli seyircilerim, şuraya bakar mısınız? Hayati öneme haiz 645 ilaç eczanelerde yok. Ama Tayyip Erdoğan'ın gündeminde lütfu var. Milyonlarca insan aylık 2000 lira ile can çekişirken sarayın derdi yine yandaş müteahhitlere istikak ayırmak. 10 küsür milyon işsiz var. AKP'nin derdi Suriyeli, Afganlı ve Afrikalı sığınmacı kaçkınlardır. Doğu Akdeniz yani mavi vatan elden çıktı gitti ve araştırma gemilerimiz çürümeye terk edildi. Öyleyken bu duruma Tayyip Erdoğan aylardır suskun ve ama biz yol yaptık ya diyor. Keza Türkiye son 7 yılda %35 fakirleşti, milli gelir düştü, iflasa gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ama biz üniversite açtık ya diyor. Bütün bunlara ilave olarak Erdoğan'a oy vermek sevaptır açıklaması söz konusudur ki bunu yapan sıradan biri değil, AKP'nin ikinci adamı yani genel başkan yardımcısıdır. Söyleyin lütfen, bunun okuması, hizmet bitti, sevaptan başka verecek bir şeyimiz, vaadimiz yok demek değil midir? Kazara böyle bir sözü Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener etse, Mehmet Barlas ile Hayrettin Karaman gibiler, emin olun ikisinin kelleleri vurulmalı çağrısını yaparlar ve de fetvalar yayımlardardı ki Devlet Bahçeli de onlara katılırdı. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.